Herhalde inşaattan sonra izlemesi en zevkli işlerden biri de budur. Bu arada Tayland, oğlum bir şey diyeyim, takipçisi bu kadar videolarda çıkartan başka bir kanal yok. Tayland benim yıllardır takipçim. Ya da artık takipçim demiyorum da hani size izah etmek adına söylüyorum bunu. Benim eski evime kadar geldi. Hatta yetmedi, ben onların evine gittim. Yasemin abla annesi çok iyi tanır beni. Gittim kahvelerini içtim falan. Size bu seslerin nereden geldiğini göstereyim hemen. Tabii ben bunun Ducati tarafını izlemeyi daha çok seviyorum. Yeni Triumph modelleri geldi işte. Trident görüyorum. Şurada bir tane Tiger gördüm sanırım. Komple bir dolu, kamyon dolusu Triumph. Abiyle sohbet ediyoruz bir yanda da ben sizin motor sandım. Trident'i değilmiş. Bu da değilmiş benim arkadaşım. Arkadaşım motoru. Abi de dün beni izlemiş dedim. Abi videoyu beğendin mi? Allah'tan beğenmiş. Vallahi kötü yorumum var, seve seve dinlerim. Eyvallah, çok sevindim. En keyiflisi bu abi ya. Benim motor geldi de en mutlusu bu olmuştu. Benim motoru göremedim. Ben öyle aldım vallahi. Direkt verdiler bize. Siyah yok değil mi? Gri rengi var. Evet. Kırmızı gri abi bu. Kombin. Valla çocuklar, eve gelip bir şeyler çekme derdim vardı ama bugün böyle çok keyifli bir gün olmadı. Biraz önce videoyu kapattıktan sonra o yüzden biraz da tadım kaçtı. Dedim salayım. Yemek falan yapacağım. İnternet kablosu aldım. Son birkaç yayındır yayında böyle abuk subuk droplar yiyorum. Onda problemini tahmin ediyorum ki böyle. Şuradaki switch'te, yani internet kablosu bildiğiniz CAT6 kabloda bir temassızlık olduğunu varsayıyorum. Çünkü oynadığım zaman internet kesilip geri geliyor. O yüzden internet kablosu aldım. Onu değiştireceğim. Biraz değiştirmesi zor, zaten üşeniyordum. Benim kablo ta oradan çıkıyor. Şuralar. Üstlerden geçiyor. Bunu da tam bitirmemiştim zaten. İyi oldu. Bu gece onu değiştiririm ki Twitch'teki drop problemini çözeyim. Çok da hissedilmiyor dedi millet ama ben aşağıda sürekli drop'un arttığını görünce yüzde olarak yayındayken. Geriliyorum abi isten sonra. Kafan sürekli oraya gidiyor. Bu sefer söylediğin ya da cevap vereceğin şeyle ilgili de kafan karışıyor. Onu yaşamak istemediğim için bu gece bir kabloyu değiştireceğim. Vallahi açıkçası Lucifer'ın da yeni sezonu çıkmış. Dedim bunu izlerim. Yemek yaparım. Takılırım dedim bu akşam. Felekten bir gece. Bazen öyle yap. Lazım. Ben mesela gerildiğim ya da böyle canımın sıkın olduğu günler salarım. Gün içindeki işlerimi, hayati işlerimi hallederim. Onları etkilemez. Ama şunu da yapmasam olur dediğim yerde bir dururum. Eyvallah, hani bu işleri seviyorum ama kendimi de daha çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden siz iyi değilseniz çok da anlamı yok. Allah'ım, bunu hep açıyorum kazayla. Şimdi yarın sabah geçelim. Şu kutunun açılışına geçeriz. Kusura bakma. Bak, bir önceki videoda açamamıştım. Özür dilerim. Hemen oraya geçelim. Her zamanki gibi kaoslu bir İstanbul. Trafikli bir İstanbul. Herhalde bu evin en kötü yanı budur. Burada... Burada trafik hiç bitmiyor. Dolayısıyla camlar açıkken hep yol sesi var. Tek kötü yanı bu. Normalde çok yapmayı sevdiğim ama kanal tipinden dolayı bu zamana kadar çok yapmadığım bir şey yapacağız. Kutu açacağız. Bakalım neler varmış. Paketin içerikleri burada yazıyor. Nasıl kuracağım? 8 madde de burada var. Koltuğun modeli MSI Mach CH130. Yani şimdilik hepsini şöyle bir dizdim. Tek tek açıp bakacağım ben de. Yani şuna bakmadım ama bunun inanılmaz bir hissiyatı var abicim. Gerçekten yumuşacık. Şimdi açtım. YouTube'da daha önce bu koltuğu almış birilerinden fikir aldım. Çünkü bir yerde kararsız kaldım. Şu tablayı dedim ki kesinlikle şu vidalardan birini söküp takmam gerekiyor. Yani zaten şöyle koydun mu anlıyorsun. Yani alt komşumda peygamber sabrı var. Özür dilerim, yani bu videoyu izliyorsan özür dilerim. Ben de hiç böyle olsun istemezdim. Normalde sessiz bir adamım. Aynı şekilde pullar dışarıda olacak. Alt kısımda değil. Oy 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 oy. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok güzel duruyor. Ya gerçi yorum size kalsın yani. Siz söyleyin ama bence güzel duruyor. Sahibini tanımıyorum ama Modart diye bir kanal buldum YouTube'da. Bu koltuğun aynı kurulumunu anlatmış detaylı detaylı. Sağ olsun ondan. Kurulumu anlar herkes de benim gibi bir salak ancak böyle rahat eder. O yüzden teşekkür ederim yani. Tanımıyorum kendisini ama hayat kurtarıyor bugün.
başım döndü ya. Beklentim yüksekti. Beklediğimden çok daha iyi çıktı koltuk. Açık söylemek lazım yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Beklentimiz o kadar arttı ki Discord'da toplanıp hep beraber beklentiye girdik. Değil mi Discord? Beğendiniz mi? Yapmayın. Abi bir tur bileyim mi? Bizim Discord kanalına da şuraya bırakıyorum. YouTube'un açıklamasında da oluyor genelde. Katılmak isteyenler katılabilirler. Ara ara uğruyoruz. Haberiniz olsun. Evet, son halimiz bu. Bir de bu koltuğun güzel bir tarafı var. Bu koltuğun deseni, hatta bak benim eski koltukta da orada görürsünüz, bir ufak yırtığı vardır. Özellikle kedilerin patileri, daha doğrusu tırnakları, bu tarz yırtılmalara sebep olabiliyor. Biliyorsunuz böyle tırmalamayı seviyorlar. Bu sebepten ötürü de MSI'nin şöyle yaptığı bir kampanya var. Normalde bu koltuğun fiyatı 3999 lira. Cats of MSI, şuraya yazdığım hashtagle. Bu kod size 400 lira indirim sağlıyor. Bir de para iadesi olan bir promosyon daha var MSI'nin. Bu iki kampanya birleştiği zaman totalde 920 liralık bir indirim oluyor ve bu koltuk 3079 liraya geliyor. MSI'ın koltuklarının içinde en ucuz koltuktan yanlış olmasın 90 lira daha uygun hale geliyor. İkisinin linkini de YouTube açıklamasına bıraktım. Haberiniz olsun. Ya sen ne bahtsız bir adamsın. Vallahi Enes vlog açtı. Normalde hayatta böyle durumlarda açmam. Arabaya kaza yapmış. Kardeşim beni arıyor. Ya Utku beni kurtar. Utku ben çok üzülüyorum. İyi misin lan? Oğlum İyisin, ben şimdi. İyiyim. Biraz ellerimi ayağımı tutuyor. Dur gösterelim arabayı bir dakika. Canberk nazar değdirdi baba. Ya ne alakası var oğlum? Canberk video arabayı videoya çekti. Arkada insanlar maşallah Ferrari bilmem ne yazmış. Nazar değdi abi. Bir şey de olmamış. Enes bir tane taksiye durup vurmuş. Şöyle biraz kasılmış ön tampon. Bir de şu demir. Abi şu içeride demir kırık ya. Gözükmez oradan ama şu demir. Ya çok çok üzülmüşsün sen var ya çok. Babamı aradım. Babam bir de ağzıma bir tonda biliyor musun? Bir şey yok be. Şu biraz içeri girmiş olur o kadar. Şuralar falan kasılmış. Cumartesi akşamı yayın açıyoruz. Gelen bağışlar. Değil mi? Aynen. C3 için ön tampon. Bu arada fırsattan istedim şunu şeye çevirelim. Rally versiyonuna çevirelim. Olur olur. Şimdi VRX yapacağız işte sonra. Şimdi bayağıdır yapmadığım bir şey motovlog. Ama istiyorsunuz yani bu içerikten kimse sıkılmadı. Ben biraz sıkıldım aslında tek açı olayından ama yapacak bir şey yok. İstediğiniz yapalım. Şimdi malum bizim 821 ile 3500 km yolumuz oldu. Kazadan sonra ufak tefek işte gidon topuzu, şu radyatörün sürttüğü yer, egzoz. Hah bir de arka pek. Şurası gibi ufak tefek izleri var ama ben çok da takılmıyorum. Çok da umurumda değil. Hani genel olarak yine güzel duruyor. Bir de mono kapağını takmam lazım bir ara. Bir arkadaşımı aldım arkama. Mono kapağını çıkartmıştım onun için. Bu motor bence mono kapakla daha güzel duruyor. Açalım. Karşıya gidiyorum. Aslında bu hafta pek istediğim gibi olmadı vlog işi de. Birçok yere gittim ama çok fazla vlog çekemeyeceğim yerlerdeydi. Hem iş olarak hem de bu hafta Trans Anatolia vardı. Hep böyle medya işlerine gömüldüm falan ama video düzenini bozmama inadımdan dolayı dedim ki bu hafta da moto vlog yapayım. Sonrasında dedim önümüzdeki hafta telafi ederim istediğim gibi. Bu kameranın açısını çeneye istiyorsunuz biliyorum ama şu anda takmakta olduğum kaskın çeneye takmalık yeri çok müsait değil. Diğer kaskımın Ruro'un da intercom mikrofonu var içinde ve ona da çok alıştım. Yakın zamanda böyle yeni bir kask yapıp onu da çeneye alabilirim bu gibi işler için. Biliyorum çene daha böyle simetrik duruyor, daha hoşunuza gidiyor izlerken. Haklısınız. Madem tekim, şunu bir sport alalım ve başlasın eğlence. Hop. Zaten trafik var. Gerçi İstanbul'da ne zaman trafik yok ki? Sport modunu aldığınız zaman kilometre ve birçok bilgi gidiyor ekrandan. Sadece ne kalıyor bakalım? Küçülüyor diyeyim daha doğrusu ve kocaman bir devir göstergesiyle hız geliyor. O da işte sportife yaklaşıyor. Mesela Urban modu aldığınız zaman devir göstergesi gidiyor ekrandan. Zaten burada böyle güç de bayağı bir kısılıyor. Bak şimdi Urban modda gidiyorum. 3. vites 78'deyim. Full açtım. Hani bu kadar böyle sürpriz bir yumurta ne bileyim ooo ne gidiyor bu falan dedirtecek bir şey olmuyor. Ondan ziyade hafif güçlü böyle sanki 500-600 cc'ymiş gibi gitmeye başlıyor motor. Ama sport alayım aynı şekilde. Sport'ta mesela 3. vites 78'e giderken full açarsanız ooo moduna giriyor. Ooo. Vallahi çok şıkmış. Ama orada kalıyor işte. Ay abi inşallah bu videoya denk gelmez. Kazadan sonra ben de bir ara böyle dar alanlarda sağdan soldan araba atlar psikolojisi acayip oluştu. Çünkü bana malum sağ sokaktan çıkan bir Siyah Megan. Ya aklıma geldi gene. Vurup kaçtığı için sürekli böyle sağımdan solumdan bir araba çıkar mı? Tribine çok giriyordum ara sokaklarda. Neyse ki o muhabbet geçti. 7 yıllık motosiklet hayatımda 2 tane böyle büyük kazam var. İkisi de talihsiz. Yani birinde sağ ardilsiz yayaya çarptım. O zaman Harley Davidson'ım vardı ve adam
maalesef ki sardesiz olduğu için benim motorun sesini duymamıştı. Duymamak imkansızdı çünkü. Ya ne olur gideyim, yanıyorum. Bizim motorcuların dramı bu ya işte, yazlık mont. Giderken çok güzel efil efil esiyor ama durduğun an yanmaya başlıyorsun. O kazam da saçmaydı zaten. Kanalda videosu var. Şuralardan bir yerlerden linkini çıkartırım size. Onda da sardesiz bir yaya, bilmeyenler, yeni takip edenler için. Açıköy yolunda ben giderken o zaman bir tane Nicester 1200'üm vardı. Harley, üzümlü kekim. Böyle bir anlaşmazlıkta kaldık. Ben yol verdim. Bir de kibarlıktan kaza yaptık yani. Ben yol verdim. O bana yol verdi. Ben ona yol verdim. O bana yol verdi. İkimiz de birbirimizi anlamadık. Ben gaza bastım, o koşmaya başladı ve birbirimize çarptık yani. Öyle aptal bir kazaydı yani. Aa, eldivenim yırtılmış. Lan sen de mi ya? İnanamıyorum sana ya. Lan daha yeni aldım seni ya. Ellerim çok büyük ya. Bundan oluyor. Çok da sevdiğim eldivenleri. Motorla uyumlu almıştım hayatımda ilk kez. Bu kadar adam cumartesi nereye gidiyor? Çabuk açıklasın ya. Biri çabuk bu kadar adamın nere... Senkronize oluyorum. Trafikte de ne ilginç cihaz varsa hepsini merak ediyorum. Bakayım sana bir. Sana bir bakayım. Oha çok havalı. Çok güzelmiş. Vay be. Motovlog işine de bayağı sormuştum ama binince gene çenem açıldı. Sağa. Sol. Abi var ya, hayatta böyle yola çıkmam diyenler bir yazsın yorumlara. İnanılmaz. Hayatta çıkamam böyle. Tatlı bir gaz açmalı bir virajın tadını. Hiçbir şey vermiyor bazen. Bazen stres yapıyorum işte böyle. Birkaç işim ters gidiyor. İlişkilerimde problem yaşıyorum. Şöyle çıkıyorum motorla. Herkes bana diyor işte, bu motosikleti bu kadar mı seviyorsun? İşte ne bu bağımlılık, motosiklet tutkunu bilmem ne. Hayır abi, alakası bile yok. Ben sadece şunu seviyorum. İşte gün içinde bir sürü problem oluyor. Geriliyorsun, tartışıyorsun. Negatif insanlar seni darlıyorlar. Herkesin bir şey yapamadığı için bir bahanesi var. Herkesin bir problemi var. Sana bunu anlatıyor. Seni dolduruyor falan. Ki ben pozitif, hani mutlu bir adamım. Çoğunlukla. Buna biniyorum. Şöyle iki gaddar hareket belki ama iki gaz açma. Güzel bir virajdan dönme. Tatlı bir yol. Güzel bir asfalt. Rüzgar böyle vuruyor falan. O böyle bütün üzerimdeki çirkin yükü yok ediyor. Ondan sonra bu işi nasıl tutkunu olmayabiliriz ki yani? Hani tamam, doğru. Hani çok tutkun olmak da bence bir tık itici oluyor bir yerden sonra. Ama şunun verdiği hissi, yani bir insan verse birlikte olursun. Bir hobin verse sürekli ona kaçarsın. Bu da böyle bir araç yani. Bir ortam verse sürekli oraya giderdim. Bunu bunda yakaladım. Daha farklı bir şey de yakalasaydım hayatım boyunca onu kovalardım. Ne felsefe yaptım ama.